Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TV52 ekranlarında bir kez daha Sahur Bereketi programında siz kıymetli izleyenlerimizle bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a namütenahi hamdü senalar, Efendimiz aleyhissalatu vesselama sonsuz salat ve selam olsun. Dün gece Hazreti Meryem'i ve Hazreti İsa aleyhisselamı konuşmuştuk. Heyecanla bu gece yine Hazreti İsa aleyhisselamı konuşacağız ve değerli Ali Düzgün hocamızın anlatımıyla dinleyeceğiz inşallah. Vakit kaybetmeyelim, mübarek gecemizi Hazreti İsa aleyhisselamın hayatıyla bereketlendirelim inşallah. Değerli hocam hoş geldiniz, sefalar Hoş bulduk getirdiniz. efendim, Allah razı olsun. Geceniz mübarek olsun hocam. Cümleten gecelerimiz hayır olsun, mübarek olsun. Güzel günler elimizden kayıp gidiyor. Rabbim Evet. sevaplarla dolu dolu geçirmeyi nasip etsin. Amin hocam. Allah İnşallah. razı olsun. Dualarınız İnşallah. makbul olsun inşallah. Değerli İnşallah. hocam dün gece Hazreti Meryem annemizi konuştuk. Annelerin annesi Hazreti Konuşmaya Meryem annemizi konuşmaya çalıştık. çalıştık. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı başladık. Şimdi inşallah devam edeceğiz. Allah nasip ederse. İnşallah. Yani günümüz Hristiyanlarına da biraz bakmak lazım Evet. bu noktada. Hazreti İsa Aleyhisselam ve onu bugünkü insanlar nasıl anlıyorlar? Çünkü Peygamber Efendimiz'den önceki son peygamber. Evet. Arada bir başka Artık peygamber Peygamber yok. Efendimiz geliyor. 600 yıllık bir boşluk var bu dönemde. Hazreti İsa İlginç bir şey. Aleyhisselam'la Peygamber Tabii. Efendimiz'in arasında. Tabii tabii tabii. Yani hocam milat 571. Yani 610 yılında Evet, peygamber oldu aynen Peygamber hocam, aynen. Efendimiz. 6 asırlık bir Tabii dönem hocam. var. Buyurun Evet. hocam. Hazreti İsa Aleyhisselam. Peki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, merhameti, mağfireti cümle kardeşlerimizin üzerine olsun. Allah hepimize yar ve yardımcı olsun. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in artık son çeyreği noktasına kadar geldiğimiz bir durumdayız. Rabbim inşallah hayırla değerlendirmeyi, amel defterlerimizi sevaplarla doldurabilmeyi, rıza-i şerifine nail olabilmeyi hepimize nasip Amin, etsin. amin, amin Allah hocam. bizi dünya ve ahirette mahcup etmesin, Amin hocam. mahzun etmesin, mahrum etmesin, hiçbir nimetinden yoksun bırakmasın inşallah. Amin hocam, Allah razı Efendim olsun. Hazreti İsa aleyhisselam Peygamber Efendimiz'den önceki son peygamber. Bunu söyledik. Hayatı ve yaşam şekli zaman yönüyle Peygamber Efendimiz'e en yakın olan peygamberdir. Onun hakkında biraz daha çok bilgi sahibi olmak lazım normalde ama öyle olmadı. Hazreti İsa aleyhisselam işte Hazreti Meryem'in oğlu. Babasız dünyaya geldi. Bir takım mucizeler, bir takım ilginç olaylar yaşadı, gördü. Cenab-ı Hak onu seçkinlerden yaptı. 30 yaşına kadarki hayatı, işte biliyoruz işte Nusaybin'den bahsettik dün Evet. akşam. Mısır'dan bahsettik. İşte 12 yaşında Mısır'da da yaşadı. Nasıra kasabasına geldi. İşte Hristiyanlara Nasrani deyişi buradan dolayıdır demiştik. Peygamberlik yaşı 30. İnsanlar tebliğe muhtaç bir dönemdeydiler. Zalimlikler ilerlemişti. Putlar yapıp tapmaya başlamışlardı. Kötülükler alıp yürümüştü. Hazreti İsa o insanlara gayet narin, son derece sabırlı, son derece şefkatli, güler yüzlü, tatlı sözlü, sevimli, sevgili, mübarek bir peygamber. Ey insanlar diyordu, gelin iman edin, Allah'a yönelin, Beyt-i Makdis'i kirletmeyin, amel defterlerinizi kirletmeyin, dünyanızı, ahiretinizi batırmayın, Allah'a yönelin, Allah'a gelin. İnsanlar zalimlik yaptılar. Hazreti İsa hayattayken ona inanan insanların sayısı toplamı 12 kişidir. Bunlara havariler diyoruz. 12 havariler diye de ifade edilir. 12 kişi. Bunlar gizli kapaklı bir yerlerde işte bir araya geliyorlar. Sohbetler düzenliyorlar. Dini konuşuyorlar. Eğer bulundukları yer tespit edilirse zamanın zalim yönetimi tarafından baskınlar yapılıyor. Engelleniyorlar, tutuklanıyorlar. İşte oradan kaçıp bir başka yere gidiyorlar. Dünyanın çok çeşitli yerlerine bu Hazreti İsa'nın elçilerinin gittiği ile ilgili bilgiler var. Mesela bunlardan bir tanesi Yasin suresinin ikinci sayfasında anlatılan Vadrib lehum meselen eshabel garye, bir memleket halkını anlat öyküsü. Bunu anlatmaya vaktimiz yeterse seve seve anlatırız inşallah.
Çünkü o İsa Aleyhisselam'ın elçilerinin yaşadığı olaylardı bunlar. Ama yetmezse de elimizden geldiği kadarını yapmaya çalışalım. Buyurun hocam. İsa Aleyhisselam güzel bir peygamber, güzel anlatıyor ama zalimlikler arttı. İsa Aleyhisselam bir havarinin evinde saklanmış durumda iken zalim yönetim, zalim iktidar onu oradan çıkarmak için bir bahane bulması lazım. Yerini tam olarak tespit edemiyor. İsa Aleyhisselam'ın havarilerinden bir tanesini menfaat karşılığı, yani büyük bir dünyalık menfaat vaat ederek diyorlar ki İsa'yı bizim yanımıza getir, biz de onu öldürelim. Büyük bir haç, çarmıh, bu Hristiyanların haç işaretine konu olan işte o çarmıha germe olayı, çarmıhı getiriyorlar kapının önüne. İsa'yı adam dışarı çıkaracak ve onu orada idam edecekler. Adam içeri girer ama eli boş döner. Çünkü Yüce Allah İsa Aleyhisselam'ı kendi katında bir makama yükseltmiştir. Burada Hristiyanların inancıyla Kur'an bakışı biraz farklılıklar arz ediyor. Biz Hristiyanların inancının doğru olmadığını biliyoruz. Doğrusu Allah-u Teala'nın son mesajı olan Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlardır. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam göğe, Allah'ın huzuruna bir yere çıkarılmıştır. Bunu İslam alimlerinden farklı bakanlar olmuş. Bazıları işte ruh olarak çıktı, canlı olarak, bedensel olarak değil deseler bile Peygamber Efendimiz'in bayağı sahih hadis kitaplarında da yazılı olan işte Hazreti İsa'nın ölümü yaşamadan Allah'ın huzurunda bir makama çıkarıldığını, göğün katlarında bulunduğunu, kıyamete yakın yeniden yeryüzüne geleceğini, yeryüzüne gelince işte domuzu öldürecek, içki fıçısını kıracak, Hristiyanlığı sona erdirecek, Hristiyanları öldürecek. Böyle bir bilgiye rastlıyoruz. Bu bir hadis-i şeriftir. Bunun işte mecazi bir anlatım olduğunu, direkt böyle olmadığını söyleyenler de varsa bile, yani Hazreti İsa gerçekten bedensel olarak yeniden yeryüzüne gelecek mi? Yoksa Hazreti İsa gelip işte İslam'ı yayacak, Hazreti Muhammed'in ümmeti olacak, kendi peygamberliği üzerine gelmeyecek sözünün işte mecazi ise, yani Hazreti İsa'nın şeriatı, Hristiyan dünyası yeryüzünü İslam'a çevirecek. İşte domuzu öldürecek ne demek? Domuz etini bitirecek. Kimse yiyemeyecek. Evet. İşte içki fışısını kıracak. İçki olayını bitirecek. İslam'ı yayacak. İslam'ı yaşatacak. İslam'ı hakim kılacak. Bu işte güneş batıdan doğmadan önce kıyametin son alametlerinden birisi olarak karşımıza çıkabiliyor. Fiilen öyle midir? Değil midir? Bu yorumları yapmak şu an bizim görevimiz değil. Biz bir hayat öyküsü anlatıyoruz burada. Evet. O yorum hakkında elbette konuşulabilecek çok şey vardır. Ama şu an bizim konumuz değil. Eğer Allah-u Teala İsa peygamberi gönderirse, biz onu görürsek, o hayatı yaşarsak, baş göz üstüne onun yanında olmak bizim için dünyanın en büyük güzelliği olur. Rabbim bizi ondan ayırmasın. Amin hocam. Yok eğer o fiilen gelme olayı değil de, işte onun mesajlarının İslam'a dönüşerek Hristiyan dünyasının Müslümanlaşması ise ki kıyamet alametlerinden birisi de güneşin batıdan doğma alameti var. Evet. Güneş batıdan doğacak. Bu ne demek güneş batıdan doğacak? Fiilen, zahiren güneşin batıdan doğması mümkün müdür? Mümkündür. Nasıl? Zaten güneşin doğudan doğması aslında doğan güneş değil. Dünya güneşin etrafında dönüyor. Dünyanın dönüş esnasında güneşe bakan yüzünde İşte güneş doğdu diyoruz biz. Yani güneş dönmüyor dünyanın etrafında. Dünya güneşin etrafında dönüyor. Tersten bakıldığı zaman da güneş doğmuş gibi algılıyoruz. Bizim algılama şeklimiz bu oluyor. Batıdan doğma nasıl olacak? Dünya güneşin etrafında dönüp dururken kıyamet kopacak. Kıyamet öncesi dünya duracak ve tersine dönmeye başlayacak. Ters döndüğü tersine zaman. Dönünce ne oluyor? Güneş de tersten dönmüş oluyor. Evet. Her gün doğudan doğan güneş bu defa batıdan doğmuş gibi algılanacak. Mümkün müdür? Allah için her şey mümkündür. Allah hiç yoktan güneşi yaratan, dünyayı yaratan, ayı yıldızı yaratan Rabbim güneşi tersten doğurmakta haşa Allah için hiçbir zorluk yok. Evet. Kün feyekün ol der ve olur. Bu kadar kolaydır. İşte bazıları da bazı İslam alimleri burada isim olarak da verebileceğimiz İslam alimleri var. Güneşin batıdan doğması, batı dünyasından İslam güneşinin doğması
gibi yorumlayanlar da olmuş. Ne demek bu? Şu an işte dünyanın batı bölgesi dediğimiz işte Hristiyan alem, Avrupa ülkeleri, işte Amerika'sı vesairesi ekonomik yönüyle doğu ülkelerine göre daha zengin yaşıyorlar. Daha tekniği, teknolojiyi üst düzeyde kullanıyorlar. Hiçbirinin hayranı değilim. Bunu da parantez arasında söylemiş evet. olayım. Rabbim 8-10 sene kadar yaz tatillerini işte Almanya'da geçirmeyi nasip etti. Fransa'yı, Hollanda'yı görmeyi nasip etti bu aciz kardeşinize. Elimde olsa, işte gücüm olsa, gidebiliyor olsam ki bu fırsatlar daha önce doğdu kabul etmedim. Ben asla oralarda yaşayan bir insan olmak istemezdim. Varsın kazancımız böyle olsun, her şey para değildir. Bizim şu ülkemiz, şu cennet vatanımız, toprağının altıyla, üstüyle, maddi manevi yönleriyle, güzellikleriyle ben burada doğdum, burada ölmeyi kesinlikle tercih ederim. Adamlar ezan sesinden bile mahrumlar hocam. Ya ne kadar büyük bir eksiklik. Ne büyük eksiklik. Oralarda yaşıyorsunuz günlerce. Gerçi biz hep camide yaşadık, ezanı kendimiz okuyorduk ama mikrofon değil. Ama içeride değil mi? İçeriden insan sesiyle ya da mikrofonun düşük bir sesiyle ve dışarıya verilmeyen. Sırf o ezan sesini duymak için bile bizim ülkemiz yaşanılabilir bir yaşanılabilir, ülkemiz. Yaşanılabilir. Allah ülkemize de milletimize de zeval vermesin. Amin. Hiçbir Amin. Kötülüğe uğratmasın inşallah. Amin. Hazreti İsa aleyhisselama tek hani işte İslam güneşi batıdan doğacak. Oralardan İslam gelecek. Allah öyle bir nimet lütfederse de baş göz üstüne elbette çok güzel olur. Yeter ki İslam gelsin. Yeter ki din yaşansın. Din hakim olsun. Bunun nasiplisi kimdir? Belki işte Osmanlı dönemini, onun öncesinde Selçuklu'yu, işte onun devamında Türkiye'yi düşünürsek Yüce Allah sanki 1000 yıldır şu İslam coğrafyasına, İslam ülkelerine çok güzel bir hizmet etme nimetini tökezlemeler çok olmakla beraber şu Türk milletine, elhamdülillah, bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına nasip etmiştir. Bu bizim için bir şükür vesilesidir. Kibirlenip gururlanma, kendimizi üstün görme değil ama Allah'ın nimetini de, hani tahdisi nimet deniyor, Allah'ın nimetini Allah'tan bilerek anlatma. Yoksa nefsimizi kabartma değildir. Zaten nefsimizi kabartacak bir halimiz de yok. Evet. Şu an çok süper durumda da değiliz ama süper durumda olmayışımız bile dünyanın birçok ülkesinin, birçok memleketin gıptayla bakacağı, dudaklarını uçuklatacağı bir nimetin ortamında bulunduğumuzu da şükrederek görüyoruz. Evet hocam. Allah bizi şükürsüzlerden yapmasın. Şükreden, hamd eden, sabreden, nimetlerinin artmasıyla ilgili dualar eden kullardan eylesin. Rabbim bizleri inşallah Teala. Amin. Efendim Hazreti İsa Aleyhisselam'ı bekliyorlar kapının önünde. O hainlik yapan adam bir menfaat için, bir çıkar için İsa Aleyhisselam'ı getirip düşmanlarına teslim edecek olan hain içeri girdi. İsa Aleyhisselam'ı bulamadı. Dışarı çıktı, bulamadım diyecek. Cenab-ı Hak o dışarıdakilere o adamın yüzünü İsa gibi gösterdi. Allah Allah. Şekil olarak bir benzer tarafı da vardı zaten. Yani boyu, endamı, belki renk şekli falan benziyor olabilir. Ama hiçbir insan bir diğerinin tamamen aynısı değildir. Ama Allah için ne zorluk var? Bu adamın yüzü İsa gibi. Ya bulamadım diyecek ama korkunç bir gürültü, korkunç bir kalabalık. Yaka paça adamı tuttular. Adam feryat ediyor ben İsa değilim diye. Ama onlar onu duymuyorlar. İsa da korkudan feryat ediyor zannediyorlar. Ne dediğini anlamak mümkün değil. Kalabalık çok fazla. İçeri giren adam nerede demiyorlar mı hocam? Gerçi o sevince de onu o kargaşada, kargaşada onu düşünmek kimsenin mümkünü yok, hali yok. Getirirler adamı çarmıha gererler. Çarmıh işte bir insanın şöyle duruş şekli gibidir. Kollarını o yan direklere, kafasını, ayaklarını, bedenini o merkezi direğe bağlayıp uzaktan ok atarak ellerinden, ayaklarından yani öldürücü yerleri olmayan yerlerine ok atıyorlar önce. Korkunç bir acı çeksin diye. Evet, evet. Kanlar akıyor. Daha sonra yavaş yavaş uzun bir çileden, acıdan bağırtı, feryat yerleri gökleri tutuyor. Daha sonra işte öldürücü yerlerine de okları atıp orada uzun bir sürede yani belki günlerce o çarmıhta bekletiyorlar. Böyle bir insan öldürme şekli, böyle bir peygamber katili topluluk var. Evet. Hristiyanlarla Yahudiler birbirlerine bu yönüyle pek sevmezler.
Çünkü Hazreti İsa'yı çarmıha gelen İsrailoğullarıdır. İsrailoğullarının bugünkü dünyadaki temsilcileri Yahudilerdir. Ama İslam düşmanlığı olunca ikisi bir araya gelmeyi başarıyorlar yine de. Yeter ki İslam'a düşmanlık yapabilsinler. Küfür tek millet oluyor değil mi hocam? El küfrü milletün vahide buyurmuş Peygamber Efendimiz. Küfür tek millet. Hakikaten İslam dışı ne varsa bir araya geliyorlar. Evet. Zaten Hristiyanlar ve Yahudiler Bakara suresinde onların dinlerine tabi olmadığın sürece senden asla razı olmayacaklar diye de Allah-u Teala ayet-i kerimede garantisini veriyor. Efendim Hazreti İsa'yı öldürdük artık düğün bayram edebiliriz gözüyle hı hı. bakarlarken bir aileden feryat kopuyor. Ya bizim adam nerede? Kim bu bahsettiğin adam? İçeri giren adam. O hainlik yapan. İçeri girip İsa Aleyhisselam'ı katillerin eline teslim etmek üzere çıkaracak olan adam. Hakikaten bu adam nerede? Yok piyasada. Ona biz para verecektik. İşte zengin edecektik. Bir şeyler nimete boğacaktık onu. Hı hı. Adam yok. Daha sonra çarmıha baktıklarında bizim öldürdüğümüz adam buymuş ya deme noktasına gelirler. Burada Hristiyanlar inancı gerçekten İsa Aleyhisselam'ı çarmıha gelmişler. Hatta o çarmıhını sırtında taşıtmışlar meydana kadar. İşte orada çarmıha gelmişler, öldürüp mezara koymuşlar. Öldükten sonra Yüce Allah onun ölü cesedini göğe çıkarmış gibi Hristiyanların böyle yani değişik inançları var. Değişik. Ne diyeyim, akıl ve mantığa uygun değil diyeceğim ama dinde tabii akıl mantık aranmaz da. Evet. Ama böyle bir değişik inançları var. Bizim bildiğimiz doğru inanç budur. Efendim Hristiyan dünyasında gelişen bir takım inanç şekilleri oluşmuş tarih boyunca. Bozuk inançlardan bir tanesi. Mesela teslis inancı. Teslis inancı nereden ortaya çıkmış? Hazreti İsa'nın göğe çekilmesi ya da dünyadan ayrılması diyelim biz ona. Hı hı. Ölüm kelimesini kullansak yanlış olur mu? Yani İsa Aleyhisselam'ın gidişinden sonra Yahudiler Hristiyanlığı tamamen yok etmek istediler. Ama halkta da ciddi bir Hristiyanlığa meyil gözükmeye başladı. Baklar ki insanlar yani o İsa gittikten sonra ya bu doğru bir insandı, bu mükemmel bir kimseydi. Biz bunun yolunu ve dinini benimseyelim demeye başladılar. Ve ciddi bir Hristiyanlaşma hareketi başladı. Yahudiler bunu engellemeye çalışıyorlar. Engelleyemeyince bir gene Yahudi oyunu yapıyorlar. Hı hı. Yahudi Pavlos, Hristiyanlar Pavlos'un iyi adam olduğunu düşünür hala günümüzde. Münafıklık yapıyor, ajanlık yapıyor. Hristiyanların içine giriyor, ben de sizdenim diyor. İnandım sizin dininizi, Hazreti İsa'yı, İncil'i kabul ettim diyor. Ve yavaş yavaş onların başında en baş papaz, yani günümüze göre patrik, papa seviyesi diyelim, en baş papaz durumuna geliyor ve diyor ki, Hazreti İsa'dan sonra bu dinin hani bir reform görmesi lazım. Yenilememiz lazım. Bakın diyor ey insanlar unutmayın. Allah yerleri gökleri yaratan bir baba Allah vardır. O bizim Allah babamızdır diyor. Hmm. Şimdi baba deyince. Bu oradan mı çıkıyor hocam ta başlangıçta? Evet Paulus'tan ta başlangıçta. Baba varsa bir babanın çocuğu da olsun bari. Bir de babanın evladı var Hazreti İsa. Bir de işte babadan evlada bu kutsal bir ruh yoluyla ruh üflenme olayı oldu. Bir de Ruhul Kudüs diyelim kutsal ruh. Oldu baba oğul kutsal ruh. Ruhul Kudüs kutsal ruh. Üçlü bir inanç. Bu üçlü kelimesi teslis diye ifade edilir. Teslis Arapçada felafetün üç demek ya. Teslis üçleme. Üçlü inanç demektir. Hristiyanlığın özü ta ilk çağlarda İşte bu Hristiyan görünümlü gerçek Yahudi tarafından, Paulus tarafından bozularak bu hale getirilmiştir. Hristiyan inancında ruhbanlık vardır. Ruhbanlık nedir? Ruhbanlık İslamiyet'te asla olmayan, dinimizin izin vermediği, hatta Efendimiz Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde La ruhbaniyete fil İslam. İslam'da ruhbanlık yoktur buyurduğu bir olay. Ruhbanlık imtiyazlı din sınıfı, ayrıcalıklı, imtiyazlı. Ne demek? Bunların günahı yoktur, günah işlemezler, hatta tanrısal güce sahiptir, günahları bağışlayabilirler. Bunların dünya zevkleri yoktur, dünyadan ellerini eteklerini çekerler. Bu işin kaynağı nedir? İşte Hazreti İsa zamanında insanların
o baskıdan korkup da kenar köşelere, evlere, bir yerlere çekilmesinin devamı gibi bir bakıma. Ama bu işi tamamen çığırından çıkarıp işte kiliselere doldurulmuş, belki bir büyük katedralde, bir büyük kilise içerisinde onlarca erkek papaz, rahipler var, rahibeler var, bayan papaz. Kendi kitaplarında yazıyor. Diyor ki kiliseler fuhuş yuvasına dönmüş. İşte bakire Meryem'den dolayı, Hazreti Meryem bakire olarak çocuk doğurdu ve Allah'ın huzuruna o şekilde gitti. Biz de bakire kalalım. İşte Hazreti Meryem gibi olalım. Hazreti Meryem'in oğlu İsa dünyaya döndüğü zaman bizimle evlensin. Allah gibi. Allah. Neler varmış hocam? Gibi. Böyle ilginç. Onlar evlenmiyorlar şimdi. Evlenmiyorlar. Erkekle hiçbir irtibatları olmuyor. Papazlar da evlenmiyor. Ve bunlar aynı müessese içerisinde bulunuyorlar. Sonuçta bu insanların nefsini bir ameliyat yoluyla alıp yok etmediniz. Hı hı. Hala bu insanlar insandır. Canım işte rahip rahibe hadi bu akşam oturup bir kahve içelim. Ertesi akşam bir işte muhabbet edelim. Bir sürü olumsuzluklar. Özür dilerim, kiliselerin fuhuş yuvasına dönüştüğü birçok kilisenin, tabii hepsine iftira edecek gibi bir halimiz yok ama hı hı. Kendi Avrupalıların yazdığı kitaplarda da bunlarla ilgili ilginç bilgiler görmekteyiz. Değişik hocam. Bununla ilgili biz benim de acizane yaşadığım bir takım olaylar da var. Mesela ben Samsun'da İlahiyat Fakültesi'nde okurken orada İtalyan Katolik Kilisesi var Samsun'da. Hı hı. Bizim öğrencilik zamanımızda orada bir papaz vardı, Dino isimli. Nusaybin'de yetişmiş. Nusaybin'den bahsettik. Papaz okulunda. Aslı İtalyan ama tamamen çocukluğundan itibaren Türkiye'de yaşamış, büyümüş, yetişmiş. İyi bir papaz olmuş. Samsun'daki kilisede papazlık görevini yapıyor. Biz işte arkadaşlar arasında ya dedik şu papazı bir görsek. Bununla bir tartışsak. İslamiyet, Hristiyanlık. Hep böyle çocukluğumdan beri de bir hayalimdi. Bir papazla, bir Hristiyanla karşılaşsam, şöyle dinimizi bir konuşsak. Evet. İşte Almanya'ya, Avrupa'ya gidip gelen insanlara sorardım. Ya bu papazlar nasıl insanlar? Bana inanır mısın? İstisnasız hepsi diyordu ki, papazlar çok bilgili. İslamiyet'i bilir, Hristiyanlığı bilir, işte pozitif ilimleri bilir, din ilimlerini bilir. Bizim böyle güçlü hocalarımız bile papazlar karşısında konuşamazlar. Eminim siz ona çatmamışsınızdır hocam. Çattım. Güçlüsüne çattınız güçlüsü, mı? Güçlüsü de fos. İşte onu diyeceğim işte. Boş tele. İçimden derdim ki ya tamam adam ne kadar bilgili olursa olsun arkadaş senin dinin yanlış. Ne anlatacak yani, hocam doğru bilgi yok. Ya senin dinin çürük elma. Sen bana çürük elmayı ne kadar reklam ederek kandırabilirsin beni? Ben az bilgili bile olsam çok şükür benim elmam sağlam seninki çürük. Ve biz bunları tartıştıracağız. Hı hı. Nasıl savunacaksın bana kendini? İşte Samsun'da ilk bu öykü, Almanya'da da defalarca yaşadık bunu. Defalarca dersem yani gittiğim her sene neredeyse. Yani bir yerde tıkanıyorlar değil mi hocam? Anlatırken, hemen, savunurken. Hemen birkaç örnek işte Samsun'da o samimi arkadaşlarımdan. Arkadaşlar ben kiliseye gitmek istiyorum papazla konuşmak için. Benimle gitmek isteyen var mı derken Rabbim rahmet eylesin. Murat Evmek. Rahmet dileyelim. Bu pandeminin ilk dönemlerinde Rabbimize ulaştı kardeşimiz. Korganlı mıydı hocam? Kumruluydu. Tamam, cenaze namazını da kıldırmak bana nasip oldu. Allah'ın mekanı cennet. Murat Evmek kardeşimiz dedi ki hocam ben giderim dedi. Önceden planladık biz. Dediler ki gençler gidiyor kiliseye. Kalabalık oluyorlar. İşte pazar günü. Papaz onlara işte arada ikram ediyor. Ne bileyim masa tenisi oynatıyor. Gönüllerini almaya çalışıyor. Ki etkilenen çok genç var dediler. Dedik bir gün de gidelim böyle. Önceden sorular kurduk. Planlama yaptık. Kendimize göre. Bayağı ummalı bir çalışma yaptınız hocam. Tabii ciddi bir. Karşınızda koskocaman bir papaz var çünkü. Tabii altyapı oluşturduk. Biz daha çok genciz. İlahiyatın herhalde ya hazırlık sınıfı ya birinci sınıf. Hani azıcık ileri sınıflarda da değiliz. Daha yeniyiz ilahiyatta. Evet. O gençlerle beraber gittik. Tabii kapıda toplanan gençler var. Soruyoruz sen niye geldin? Ya işte papaz ikram ediyor. Hoşuma gidiyor. Ben bir kere daha geldiydim falan diyen var. Biri diyor işte bizim işte babaannem hasta da diyor papaza okut dediler okutmaya geldim. Ya Allah'tan kork nereden şifa bekliyorsun de canım kardeşim filan anlatmaya çalışıyoruz. Çok da anlamak istemiyorlar. Öyle girdik biz onlarla beraber. Girdik tabii ilk defa ben bir kilise görüyorum o zaman. Bir puthane gibi heykeller, resimler işte Hazreti İsa'yı emdiren Meryem Ana orası burası açık bebeğini emdiriyor.
işte çarmıha gerilmiş, böyle etrafından kanlar saçılmış portreler var. Hazreti İsa heykelleri, portreleri falan. İşte papaz anlatıyor teker teker. Gençlere tanıtıyor. Şimdi biz ikimiz bir arada değiliz bahsettan. Beraber olduğumuz anlaşılmasın diye. O bir başka köşede, ben başka köşedeyim Murat hocamla. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. İşte ya işte arkadaşlar soruyor, ya papa dedim, ben de bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Ya bu Hristiyan inancında benim duyduğuma göre Allah üçtür diyormuşsunuz. Baba, Oğul ve Ruhul Kudüs, kutsal ruh. Üç Allah olur mu hiç? Bu ne kadar saçma bir şey. Yerleri gökleri yaratan Allah bir olmalıdır. Bir memleketin bir lideri olur, bir hanenin bir reisi olur. Yani bir köyün bir muhtarı olur, bir okulun bir müdürü olur. Bir sınıfta ders anlatan öğretmen bir tane öğretmen olur. İki ayrı, iki başlı, çift başlı olmaz bu iş. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de, o Kur'an örneğini vermemişizdir de, lev kâne fîhima âlihetun illallah le fesedeta. Yerlerde ve göklerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı fesat çıkar, kargaşa çıkar, kavga çıkardı. Biri öyle der, biri böyle derdi. Yani birlik şarttır. Birlik olmadan olmaz. Bunu işte uygun bir lisanla, Allah yaratan bir olmalıdır, siz bu üçlü inanca nasıl bağlanıyorsunuz deyince, papaz bir durakladı. Acaba bunu ciddi mi soruyor? Beni köşeye sıkıştırmak için mi soruyor? İyi niyetli mi, kötü niyetli mi? Ve ters bir bakış attı böyle. Dedi ki, aslında dedi, biz Allah'ı üç olarak düşünmüyoruz. Allah birdir de, o baba Allah dediğimiz, o oğuldur, kutsal ruhtur, Allah'a ait yansımalardır diye böyle bir açıklama yaptı. Şimdi Allah'a ait yansımalar deyince, siz Allah'ın sıfatları demeye çalışıyorsunuz. Bizim inancımızda Allah'ın sıfatları 14 tanedir. Zati sıfatlar, subuti sıfatlar. Böyle oğul edinmek bir sıfat değildir. Onun bir yapısal özelliği olmalıdır. Halbuki Allah oğul edinen biri değil. Bizim inancımızda, gençler öyle değil mi ya filan diyorum arada bir de, gençler artık onun yanlışlığını iyi anlasınlar gibi. Allah-u Teala kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad. O doğurmadı ve doğrulmadı diyor. Papaz bir şeyler söyledi ama renk şekil gitti. Az sonra arkadaş oradan bir soru soruyor. Farklı yerdeniz ama papaz şimdi bir ona bakıyor bir bana bakıyor. Anladı bu. Bunlar ekip olarak gelmişler. Dedim ki ya papaz efendi, sizin Hristiyan inancında Katolik onlar bir de. Papazlar, rahipler, rahibeler evlenemezler. Aynı kilise çatısı altında 7-24 gece gündüz bir ömür tüketen erkek ve bayanlar var. Hı hı. Erkek papaz, bayan papaz. Nefsi var bunların. Ya sizin kiliseleriniz fuhuş yuvasına dönmüş. Papazlar orada her türlü şeyleri yapıyorlarmış. Hı hı. Rahibelerle. Bu nasıl bir inançtır deyince, tabi arada bir sürü sorular var, başka anlatacaklarımız var, konuyu çok dağıtmayayım. Dedi ki papaz bir anda duraklayıverdi, baktı burada bir ciddiyet var. Ben var Türkçeyi çok iyi konuşamamak, onun çok için, iyi kullanıyorlar hocam. Onun için bunları size anlatamamak, siz var gitmek dedi. Ben zaten bir de hastam vardı, işte hastaneye falan gidecektim, çıkın buradan dedi. Güzel. Biz çıkarken tabii arkadaşlar, hayır arkadaşlar papazın işi varmış, kovuyor bizi, çıkalım. Papaz işaret ediyor siz kalın diye diğer gençlere. Ama bir tane bile kalmadı. Onlar dışarı çıktılar. Biz arkadaşlarla ya kilisenin bahçesinde konuşalım dedik. İçeriden bağırdı bile. Polis çağıracağım şimdi. Kiliseyi basıyorlar diyeceğim. Oradan uzaklaştık bir yerde. Arkadaşlar dedik, biz dinimizi öğrenelim. Papazın bize verecek bir şeysi yok. Ne papazın duası işe yarar, ne papazın vereceği bilgi işe yarar. Siz dini öğrenin, Allah'ı öğrenin. O gençlerden bir kısmıyla bizim samimiyetimiz oldu. Ondan sonra beraber işte diyaloglarımız oldu. Hı hı. Arkadaşlıklarımız devam etti falan. Yani çürük yumurtanın ya da çürük elmanın neyini anlatacaksınız? Anlatılacak bir tarafı yok. İşte Almanya'da bir rahibe, gümnazyum denilen lisede öğretmenlik yapıyor. Orada papaz öğretmenler var. Papaz, rahip, rahibe öğretmenler. Bizim Müslüman çocuklara acayip sorular soruyormuş. Ya bizim dini bilgimiz çok yeterli değil ama işte isterseniz bir hocalarımızla sizi görüştürelim demişler. Tamam demiş, o hangi hocanızla istiyorsanız görüştürün. Ben Almanya'da bulunuyorum. Almanya'nın Essen şehrinde. Almanya'nın 5. büyük şehri diyebiliyorum. Orada bir camideyiz.
Dediler ki hocam bir bayan gimnazyum öğretmeni, lise öğretmeni gelecekmiş. Dini soruları varmış. Öğrencileri tercümanlık yapacak. Size sorsa sohbet etmek ister misiniz? Seve seve dedim, ne demek? Geldi. İlginç sorular soruyor. Ne sormuştur tahmin edin. Yani işte Hristiyanlıkta bir erkeğin birden fazla evlenmesi mümkün de bir kadının niye değil? Bunun neresi akla mantığa uygun? Dedim ki ya siz bunu anlayabilseniz bir bayan olarak hemen Müslüman olursunuz. İslamiyet'te birden fazla evlenmeye sadece bir ruhsat vardır. Öyle bir emir yok. Öyle bir sevap yok. Öyle bir durum yok. Hiçbir Müslüman durup dururken birden fazla evliliği tercih etmez. Ha, eden ülkeler, eden garip kuraba yerlerde var da yani böyle bir şey yok. Ama şartlar zorlamışsa bunun mümkünü vardır. Ve meşru ölçüde kadın, bir evde iki tane kadın varsa, ikisi de bu adamın eşiyse, eşit haklara sahiptir İslam'a göre. Tamamen meşru, tamamen hak ve hukuk geçerlidir. Peki sizin dünyanızda bir erkeğin onlarca kadınla beraber olup, bir kadının onlarca erkekle beraber olup, hatta ve hatta şöyle bir yazı okumuştum bir yerde, bir Alman kadın demiş ki, özetini söylüyorum, işte şu kadar büyük maaşım var, 5.000-10.000 euroluk maaş alıyorum, üst düzey bir kurumda çalışıyorum, son model lüks bir jipim, bir de küçük gezmelik arabam var, bir villada kalıyorum. Hiçbir maddi de telaşım yok, rahatsızlığım yok. Ama keşke hiçbirisi olmasaydı. Hiçbirisi olmasaydı şu kucağımdaki çocuğumun babasının kim olduğunu bilseydim demiş. Çok güzel hocam. Yani bu özetliyor zaten. Kadın kiminle yatıp kalktığından haberi yok. Bu çocuğun babası kim? Bu çocuğun babası kim? Nereden aldı? Kimden kazandı? Özür dilerim. Belli değil. Evet. Yani böyle bir dünyada yaşayan insanların neresi mutlu olacak Allah aşkına? Bunun neresi insanlık? Bunları söyledim ben buna. Artı bu işte teslis inancını söyledim. Papazların, rahiplerin, rahibelerin durumunu söyledim. Aklı başından gitti tabii ki. Başka sorular sordu. Ne bileyim işte İslam'da dedi sizin cihat diye bir ibadetiniz var. Cihat demek savaş demek, adam öldürmek. Adam öldürmek kutsal cihat. Adam öldürmenin kutsalı olur mu? Dedi. Dedim bir dakika. Bu sorunun cevabı bende. Bizim İslam'da cihat diye bir olay var. İslam'da savaş var ama İslam'da cihad etmenin, savaşmanın esas mantığı insanların kendi günahlarıyla savaşmasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz bir savaş dönüşünde küçük savaştan büyük savaşa dönüyoruz buyurmuştur. Ya. Büyük savaş nedir ya Resulallah diye sahabeler sorunca, öyküsü biraz uzun, ben özet söylüyorum hadis-i şerifi, nefisle yapılan cihattır. Yani insanın günahlarıyla savaşmasıdır. Biz hacca gideriz, işte Kabe var arkamızda, gönlümüzde inşallah. Hacca gidince şeytan taşlama diye bir eylem var. Orada şeytan mı var? Neyi taşlıyorsun? Oradaki şeytan taşlamanın gerçek mahiyeti insanın kendi günahlarını, nefsi duygularını, kötülüklerini taşlamasıdır. Yani kendi günahını, kendi kötülüklerini taşlamayan, onlardan kurtulma derdinde olmayan bir adam, orada şeytan diye, adı şeytan bile değil, biz Türkler şeytan diyoruz, cemerattaki o duvara taş atsan ne olur, atmasan ne olur? İçindeki şeytanı taşlayabiliyor musun? İçindeki günahlarla savaşabiliyor musun? Marifet bu. Onu söyledim. Ayrıca dedim İslam'da şartlar zorluyorsa fiilen savaşmak da vardır. Ama İslam'ın emrettiği ya da izin verdiği savaşta Peygamberimizin tavsiyesi budur. Kur'an'da da böyle ifade edilir. Kadınlar öldürülmez, çocuklar öldürülmez, özel hayatını, sivil hayatını yaşayanlar öldürülmez. Kendi ibadethanesinde, kilisede, havrada İbadetini yapan insanlara zarar verilmez. Sadece Müslüman askerin karşısında elinde silahla silah kullanarak öldürmeye kalkışan asker öldürülebilir. İslam'ın savaş öngörüsünde kimyasal silah yoktur. Kesinlikle. Atom bombası düşünülemez. Peki dedim ben de size sorayım bakalım. Yani delikanlı gibi savaşmak kaç var değil tane, mi? Kaç tane? Tabii ki. 18'e yakın Haçlı seferi düzenlediniz. Ve bütün Hristiyan dünyası bir araya geldiniz. İslam dünyasında taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayacak şekilde bütün binaları insanların başına yıkmak,
bütün kafaları koparmak niyetiyle koşup geldiniz. Çok büyük tahribat yaptınız. Milyonlarca İslami tarihi eserleri yok ettiniz. Elhamdülillah ki Selahaddin Eyyubi gibi bir kahraman çıktı da Kudüs'ü yeniden aldı. Sizin Haçlı seferlerinizi toptan tarihin derinliklerine gömdü, bıraktı, gitti. Ne işiniz vardı o dünyada? Bugüne bakalım. Suriye'de ne işiniz var ey Hristiyan dünyası? Irak'ta ne işiniz var? Kudüs'te yıllardır dökülen kanın Yahudi döküyor ama Hristiyan dünyası siz de bunun destekçisi değil misiniz? Bosna Hersek'te 100.000 kadın hamile bırakıldı o Sırp Hristiyanları tarafından. Neredeydiniz, aklınız neredeydi? Afganistan'da Müslümanların çektiği çilelere niye duyarsız kaldınız? Hangisi bizim savaşımız mı katliamdır, kötü şeydir? Yoksa tarih boyunca yaptığınız ve hala yapmaya devam ettiğiniz sizin vahşilikleriniz mi daha kötüdür? Deyince kadın suspus oldu böyle. Dedim hem size bir şey daha sorayım ben. Hristiyanlığın kitabı olan İncil ne zaman yazıldı? Çok ilginç Muhammed Hocam. İncil dediğimiz kitap Hazreti Musa Aleyhisselam hayattayken sadece bir bilgi olarak geldi. Zaten 12 tane havari vardı. Bunların içinde okuma yazma biliyordu, bilmiyordu. Bunu bile bilmiyoruz biz. Kimse İncil'i ezberlemedi ve yazmadı. Unutuldu. İsa Aleyhisselam gitti. Yeni yeni insanlar Hristiyanlığı kabul ediyorlar. İncil nerede? İncil babadan oğula, nineden toruna. İsteyen istediğini yazmış. İsteyen istediğini uyduruyor, bir şekilde söylüyor. İncil kitabı olarak ilk defa bir kitabın ortaya çıkışı 325 yılında Hazreti İsa'dan 325 sene sonra. Kaç tane nesil değişmiş? İznik'te. İznik neresi? Bizim Bursa'nın evet, ilçesi. Evet. O zamanki Bizans İmparatoru Konstantin Hristiyanlığı kabul eder. Der ki tamam sizin dininizi kabul ettim de bu dinin kitabı nerede? İncil. Derler ki öyle basılı bir kitap yok. Ne ya? İşte kulaktan dolma, duymayla biz işte dini yaşıyoruz. Canım kardeşim, bunca yüzyıllar geçmiş aradan bir kitabın, bir bilginin sağlam kalmış olma ihtimali olabilir mi? Söz uçar, yazı kalır. Yazı yok. Söz yazılmamış uçmuş, da gitmiş, yani hocam. Ezberlenmiş, yani bir hafız da yok. Kur'an için hafızlar var. Mesela Kur'an-ı Kerim peygamberimize vahiy geliyordu. Anında yazılıyordu ve anında ezberleniyordu. Bu ayeti yarın yazarsınız demedi peygamberimiz. Geldiği anda katipleri topladı. Sayısı 40'a kadar ulaşan vahiy katipleri yazdırdı. Hafızları topladı, ezberletti. Kur'an'da bir tek insan sözü karışmış olma ihtimali yok. Teknik olarak da yok, dini olarak da yok. Mümkün de değil. Allah-u Teala da vaat ediyor zaten hocam. Zaten. Evet. Kur'an'ı inna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan biziz ya diyor Allah. Allah Kur'an'ı nasıl koruyor? Silahlı ordularla korumuyor herhalde. Hafızlarla koruyor. Hafızlarla koruyor. Yazılmış olan basılı Kur'an'larla koruyor. Bunun değişmesi gibi bir ihtimal yok artık. Ama İncil o dönemde işte Konstantin bir yarışma düzenlemiş. İşte binlerce insan İncil yazmışlar ödül yüzünden. En son bir de 4 tane İncil var bugün. 4'ünün yazdığı farklı şeyler. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncil'i. Matta'nın yazdığı, Matta adamın ismi. Matta'nın yazdığı İncil'e Matta İncil'i, Markos'un yazdığı Markos İncil'i, Luka'nınkine Luka, Yuhannus'un yazdığı Yuhanna İncil'i demişler. Bir de kalma olayı da çok efsanevi bir şey hocam. Masanın üstüne dizmişler, masayı sallamışlar. Bu da işin hepsi dökülmüş. En son kalan 4 taneyi kabul etmişler. Ya bir daha sallarsa ne olacak? Ya 4'ü birden düşerse yine kitapsız kalırız demişler. En iyisi bu 4 tanesini kabul. Bu biraz belki işin efsane hocam, tarafı ama çok böyle bir anlatım da var. Gerçek olma ihtimali yok. Ben bunları söyleyince kadının aklı başından gitti. Çocuklara bir şey söylüyor. Tabii tercüme ediyorlar o öğrenciler. Hocam şu andaki İncil'lerde Kur'an-ı Kerim'in geleceği, Peygamber Efendimiz'in geleceği yazılı mı? Aynen yazılı. Şu andakilerde yazılı mı? Şu andakilerde de yazılı. Hocam. Dedim ki Faraklit diye birinden bahsediyor İncil. Faraklit demek o İbranice şey işte o dilde Muhammed kelimesiyle aynı anlama gelen bir kelimedir. Hı-hı. Benden sonra Faraklit diye bir kurtarıcı gelecek diyor. Al işte. O benimle aynı kaynaktan beslenir diyor. Ben gideyim ki o gelsin diyor. O dini tamamlayacak, insanlığın gerçek kurtarıcısı olacak diyor. Dedim ki burada kimden bahsediyor? O Almanca İncil'i de getirttirdim. İşte bahseden yeri
zannediyorum neredeydi o? Ne diyor hocam? Ona cevaben ne diyor? Yuhanna İncil'inde miydi o? Dedim ki bu kim bu Faraklit? Kimden bahsediyor? Paulus'tan bahsediyor dedi. Paulus. Eyvah dedim, eyvah. Ya sizin Hristiyanlığın temeline dinamit koyan, biz bunları savaşta yensek zahmet çekeriz, çok adam öldürürüz, bunların inancını bozalım da tanınmaz hale getirelim diyen adamı, tam bir Hristiyan münafığı, gerçek Hristiyan olmayıp da Hristiyan görülen bir münafığı, sen diyorsun ki Allah tarafından gönderilen özel bir insandır. Yani size konuşacak bir laf yok. Eyvah dedim. Hakikaten anlatacak bir şeyleri yok. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mucizeleriyle ilgili biraz geride kalan şeyler oldu. Bir 3 dakikamız var hocam. Vaktimiz de daralıyor. Hı hı. Bir gün işte Hazreti İsa Aleyhisselam insanlara dinini anlatırken havariler dediler ki, ey İsa, bize Allah'ın gücü yeter mi? Ki yeteceğine inanıyoruz da. Hani acaba böyle bir muradı ilahisi var mıdır? Bize şöyle gökten bir sofra indirse, geçmiş ve geleceğimiz için bir bayram yapsak, hı hı, dediler. Acıkmışlar, zor duruma düşmüşler. Allah'tan bir sofra, bir yemek istiyorlar. İsa Aleyhisselam açar elini, boyun büker, yalvarıp yakarır. Bunun üzerine evet gökten bir sofra iner ki mükemmel bir sofradır. Bu sofrada neler vardı? Tabii İsa Aleyhisselam bu sofra duasını yapmak için önce bir gusül abdesti alır. Hı hı. İşte namaz kılar, uzun bir dua eder. Duadan sonra tam donanımlı bir sofra iner. Kızarmış balık, tuz, sirke ve bol miktarda yeşillik var. Ekmek, bal, zeytin, peynir. Ekmeğin üzerine sürülmüş vaziyette. En güzel nimetler değil mi hocam? Yani yeryüzünün en güzel gıda maddeleri bu arada Allah tarafından bu güzel insanlara ikram edilmiş oluyor. Yine İsa Aleyhisselam'ın havarileri toplayıp da men ensari ilallah, Allah yolunda bana kim yardım edecek dediği zaman, kâlel havariyyûne nahnu ensarullâhi ileyküm var değil mi devamında? Evet, biz sana Allah yolunda yardımcılarız. Biz sana yardım ederiz dediler. Böyle bir anekdot da var. Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'ı eğer yeniden yeryüzüne gönderecekse, buna inanan arkadaşlarımız inanabilirler, yanlış bir şey değildir. İnandık, iman ettik. Hı. Rabbim onu tanımayı, onun askeri olmayı bize nasip etsin. Amin hocam. Yok, bu İsa'nın gökten inecek hadisi şerifi mecazi bir anlatımsa, fiilen inmeyecekse, o da bizim başımız gözümüz üstünedir. Yani bunu öyle veya böyle düşünmek insanı dinden çıkaracak bir şey değildir. Sadece din içerisindeki bir yorum meselesidir diye düşünüyoruz. Evet, Yüce Rabbim inşallah bu güzellikleri hissetmeyi nasip eylesin. Amin. İsa Peygamber'i, Hazreti Meryem'i tanımış sayalım kendimizi. Bizim kırık dökük ifadelerimiz bunu anlatmak hocam için çok Allah yetersiz. Ağzınıza sağlık. Bundan sonraki akşamlarımız bayrama kadar Allah nasip ederse Peygamber Efendimiz'i bölüm bölüm konuşmak istiyoruz inşallah. Geliyor, gelmekte olan diyelim hocam. İnşallah. Rabbim hayırlı huzurlar. Allah razı olsun inşallah. Hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Gecemiz hayırlı olsun. Allah razı olsun inşallah. İnşallah. Evet değerli dostlar, bir sahur bereketi programında bu gece sonuna geldik. Kıymetli Ali Düzgün hocamız Hazreti İsa Aleyhisselam'ı anlattı. Yaşadığı zorlukları anlattı. Hamdolsun Mevla'ya, Ramazan-ı Şerif'in başından bu yana birçok peygamber efendilerimizi dinledik ve Allah nasip ederse yarın geceden itibaren sevgililer sevgilisi Efendimiz, kainatın sultanı, iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i dinleyeceğiz inşallah. Değerli hocamızın o güzel gönlünden, o güzel dilinden inşallah yarın gece TV52 ekranlarında tekrar bir araya gelmek ümidiyle sahurlarınız bereketli olsun. Allah'a emanet olun.